engelli bireylerin evde kapalı kalmayıp hayata karışmasında engelli asansörlerinin önemli bir payı bulunuyor. Bu durum bir lüks değil, artık ihtiyaç ve binalarda engelli asansörünün bulunması yasal bir zorunluluk. Konya'da faaliyet gösteren Sevinç Asansör, engelli asansörüyle ilgili girişimleriyle şimdi Eko Gündem'de. Engelli bireylerin engelsiz bireylerle eşit haklara erişimi için pozitif ayrımcılık sağlanması gerekir ki bunların başında ulaşım gelir. Kaldırımlar, yaya yolları, konutlar ve umumi binalar engellilerin ulaşabilirliğine uygun olarak yapılmak durumundadır. Sokakta atılan bu adımlar bina içinde engelli asansörüyle karşılığını bulur. Yaklaşık 12 yıldan beri vinç yapıyoruz. Bundan 4,5 yıl önce de engelli platformuna bir eksiklik olduğunu düşünerek başladık. Şu anda da bayağı bir yol kat ettik. Ana uzmanlık alanı şu anda engelli platformu. Yatay ve dikey olmak üzere. Yatay merdivene paralel olarak döşediğimiz çelik kondisyondan oluşuyor. Ve normal vatandaşların da geçmesini engellememek için platformumuz açılıp ve kapanıyor. Akabinde ikinci olarak da dikey yapıyoruz. Dikeyde lifli yağ banyolu hidrolik sistem dediğimiz motor redüktör tahrikiyle aşağı yukarı indirip kaldırabilen ve bir de sonsuz vidalı dediğimiz sistemi kullanıyoruz. İlk olarak talep üzerine camiye kurulan engelli asansörü Konya merkezli Sevinç Asansör'ün kısa sürede tanınmasına vesile oluyor. İlk Bilal-i Habeşi Camisi'nde başladık. Bir hoca efendi telefon açtı, buraya bir engelli platformu yapalım. Cemaatimizden çok rahatsız olanlar var ve oraya öyle bir şey yaptık ve bunu unuttuk biz. Daha sonra 4-5 ay sonra başka bir hoca efendi aradı. Oraya güzel bir şey yapmışsınız, bize de yapın. Ve böylelikle sıçradık gitti. Yapılarda engelli asansörü yasal bir zorunluluk olmakla birlikte kiralama yöntemiyle bu ihtiyaca geçici çözüm bulanlar eleştirilerin odağında yer alıyor. 2014 yılının 1. ayında Avrupa Engelli Uyum Yasası ile alakalı bir kanun çıkarttılar. Burada da ilk tampon bölge Afyon'u seçtiler. Afyon'da başladı ilk kıvılcım. Ve buradaki uygulamalarda engellinin asansöre ulaşabilmesi için merdiven varsa bunu aşmaları gerektiğini söylediler. Ve bunun için de yapı denetim işin içine girdi. Oraya engelli platformu olmadan ruhsat vermedi. Ve böylelikle birçok kimse yaptırma ihtiyacını duydu. Bence de bu zorunlu bir şey. Engellilerin önünü aşmamız lazım. Ama ne yazık ki bazı memleketlerde, bazı büyük şehir ve küçük şehirde olmak kaydıyla kiralama yöntemine gidiyorlar. Engellilere haksızlık yapıyorlar bence. İnşaat projeleri ve özel sektör işletmeleri yanı sıra kamu kuruluşları engelli asansörlerinin en çok kurulduğu yerler oluyor. En çok yaptığımız yer jandarma, postane, banka, özel sektörde inşaatlar, rehabilitasyon merkezleri, sürücü kursları, kreşler. Bence olması gereken yerler. Ama daha da önünün açılması lazım. İlk Afyon'da başladık. Yani Konya dışına çıkabilmek için. Ankara, İstanbul, Tokat, Rize, İzmir ve aklıma gelmeyen birçok şehirde engelli platformu yaptık. Yurt dışına açılmak. Hedef kitlemi şu anda o. Ama bu biraz daha zaman alacağı benziyor. İleriki dönemlerde göreceğiz. Kurucu Ömer İnce, Türkiye'nin her noktasında varız diyor, hedeflerine değiniyor. Herkes kucağına alıp çıkıyordu engellisini. Üçüncü kata, dördüncü kata çıkaranlar da vardı. Emekli maaşıyla oğluna veya kızına engelli platformu yaptırmış. Bu şekilde de var. İhtiyaç var yani, isteyen de çok oluyor. Bugüne dek sınırlı sayıda ve oldukça pahalı ithal engelli asansörleri karşısında yerli ve milli imalat gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşayan Ömer İnce, işin manevi hazından da mutluluk duyuyor. Benim sistemimde uygulamalı patent olarak 7-8 yerin korumasını aldık. C belgemiz var, AT uygunluk beyanımız var. C belgesinin artık ne manaya geldiğini herkes biliyor.
Bu şekilde bir sıkıntımız yok. Yaptığımız iş riskli bir iş. Niye? Engelli. Engelli olduğu için yani imalatımıza ve teknik yerlerde bazı şeylere daha çok dikkat etmemiz gerekiyor ve elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Ömer İnce sözlerinin sonunda her bireyin potansiyel bir engelli olduğunu hatırlatıyor. İnsanlar şunu unutmamalı. Herkes potansiyel bir engellidir. Bundan yarım saat sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Ben engellilere değer verilmesini de istiyorum. Konuşmak, onlarla ilgilenmek bence en büyük hedeflerimizden biri olmalı.